Darwin'in evrim teorisinin yayınlanması ve evrimsel biyolojinin etkileri. Darwin'in evrim teorisinin yayınlanması ve evrimsel biyolojinin etkileri hakkında size bilgi vermek isterim. Darwin'in evrim teorisi, canlıların ortak bir atadan geldiğini ve doğal seçilim yoluyla evrimleştiğini öne süren bir kozmolojik modeldir. Bu teori, biyolojinin temel taşı olarak kabul edilmekte ve canlıların çeşitliliğini uyumunu ve kökenini açıklamaktadır. Darwin'in evrim teorisi, şu şekilde yayınlanmış ve etkilerini göstermiştir. Darwin, 1831-1836 yılları arasında HMS Bigle adlı gemiyle yaptığı dünya turunda, çeşitli canlıları ve fosilleri gözlemlemiş ve notlar almıştır. Bu gözlemler, onun türlerin değişebileceği ve ortak bir atadan türemiş olabileceği fikrini geliştirmesine yol açmıştır. Darwin, 1838 yılında Thomas Malthus'un nüfus teorisini okuduktan sonra doğal seçilim adını verdiği bir mekanizma tasarlamıştır. Doğal seçilim, canlıların doğal ortamlarında yaşayabilme yeteneklerine göre seçildiğini ve bu sayede daha uygun olanların hayatta kalıp üreyebildiğini, daha az uygun olanların ise elendiğini anlatır. Böylece canlıların özellikleri zamanla değişir ve yeni türler ortaya çıkar. Darwin, 1842 ve 1844 yıllarında teorisini özetleyen iki taslak yazmıştır. Ancak bu taslakları yayınlamamıştır. Çünkü teorisinin dönemin bilimsel, dini ve toplumsal görüşleriyle çeliştiğini ve tepki çekeceğini biliyordu. Darwin teorisini yayınlamak için daha fazla kanıt toplamaya ve olası itirazları yanıtlamaya çalıştı. Bu süreçte başka konularda da araştırmalar yaptı ve kitaplar yayınladı. Bu kitaplar onun bilimseline katkıda bulundu. Darwin 1858 yılında Alfred Russel Wallace adlı bir doğa bilimciden Wallace'ın kendi doğal seçilim teorisini anlatan bir makale aldı. Bu makale Darwin'in teorisine çok benziyordu. Darwin Wallace'ın makalesini okuduktan sonra teorisini yayınlamak için acele etti. Aynı yıl, Darwin'in 1844 tarihi taslağından alıntılar ve Wallace'ın makalesi, Linnean Sociyeti adlı bilim kuruluşunda ortak olarak sunuldu. Bu sunum pek ilgi çekmedi. Darwin, 1859 yılında, teorisini detaylı bir şekilde anlattığı Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabını yayınladı. Kitap, büyük bir ilgi ve tartışma yarattı. Kitap hem bilim camiası hem de genel kamuoyu tarafından okundu ve eleştirildi. Kitabın bazı bölümleri, özellikle insanın kökeniyle ilgili olanlar, dönemin dini ve toplumsal değerleriyle çatıştı. Kitap hem destekçiler hem de muhalifler kazandı. Kitap birçok baskı ve revizyondan geçti. Kitabın son baskısında Darwin evrim terimini ilk kez kullandı. Darwin'in evrim teorisi Biyoloji bilimini derinden etkiledi ve günümüzde hala bilimsel araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Darwin'in evrim teorisi, genetik bilimi ve diğer alanlardaki ilerlemelerle birlikte modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmuştur. Evrim teorisi, canlıların değişim sürecini açıklar ve bu değişimin nasıl gerçekleştiğini anlatır. Teori, tüm canlıların ortak bir atadan geldiğini ve bu atadan itibaren canlıların özelliklerinin değiştiğini iddia eder. Bu değişim, doğal seçilim adı verilen bir süreçle gerçekleşir. Doğal seçilim, canlıların doğal ortamlarında yaşayabilme yeteneklerine göre gerçekleşir. Bu nedenle daha uygun olan canlıların yaşama şansı daha yüksektir ve daha az uygun olan canlılar yaşama şansı daha düşüktür. Bu süreç zamanla canlıların özelliklerinin değişmesine neden olur. Evrim teorisi insanın da tüm canlılar gibi ortak bir atadan geldiğini iddia eder. Bu nedenle insanın da diğer canlılar gibi evrim geçirmiş olduğu düşünülür.